Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyeyi vel murselin. Muhammed ve alihi tayyibine tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila kıyamı yevmiddin. Allah'ın salatı, selamı, bereketi Peygamberimiz, pak, temiz ehli beytinin üzerine olsun. Kadir gecelerindeyiz. Allah Azze ve Celle bu gecenin ibadet, itaatini hepimizden en güzel şekilde kabul buyursun. Öyle bir gece ki, öyle azametli bir gece, saatler ki Allah Azze ve Celle Peygamberine hitaben, ey Peygamberim sen ne bilirsin ki bu gece nedir, Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi 1000 aydan faziletli gecedir. Böylesi bir geceyi Allah Azze ve Celle bize nasip eyledi. Böylesi bir geceyi derk ettik. İbadet, itaatinden mahrum olmamalıyız. Böylesi gecenin feyizinden, faziletinden mahrum olmamaya gayret göstermeliyiz. Kadir gecesi Ramazan ayının hakikatta zirvesidir. Bir başka tabirle Ramazan ayı geceleri Allah'ın rahmet nesiminin estiği gecelerdir. Kadir gecesi ise Allah'ın rahmet tufanının koptuğu gecedir. Yani o gece artık Allah'ın rahmeti her taraftan kulları kuşatmaktadır. O geceyi ihya eden, o geceyi uyumadan geçiren herkes o rahmetten ilmi kadar, marifeti kadar istifade edip yararlanmaktadır. Allah Azze ve Celle yeryüzünde bir takım yerleri kendisine has kıldı. Mekke'yi kendisine has kıldı. Taşlardan bazı taşları seçti. Hacer-ül Esved taşını seçti. Aylardan Ramazan ayını seçti. Gecelerden ise Kadir gecesini seçti. Yerler, taşlar, aylar, gecelerin hepsi seçilmiş olsaydı, seçilmişliğin bir anlamı, cazibesi, çekiciliği olmazdı. Allah Azze ve Celle hakikatta bu seçtiği yerlerin feyzi hürmetine, azameti hürmetine beşeri kulu affedip bağışlama vesilesi karar kılmıştır. Özellikle Kadir gecesi Allah'ın rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı gecedir. Ve kulların dönmesi, el açıp yalvarması, tövbe istigase edip Allah'a yönelmesinin beklendiği gecedir. Kur'an-ı Kerim'in indiği gecenin Kadir gecesi olarak adlandırılmasının kendisine has, özgü bir takım sırları, nedenleri vardır. Müfessirlerimiz, alimlerimiz bu gecenin Kadir gecesi olarak adlandırılmasının nedenini şöyle sıralamışlar. 1. Bu gece yüce bir makam ve mevkiye sahip olduğundan dolayı Kadir gecesi denildi. Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inişi, takdiratın, mukadderatın bu gecede belirlendiği, tövbelerin, affolunmaların, Allah'a yönelmelerin bu gecede daha da basit, kolay olduğu, bu gecenin ibadet, itaatle geçirildiğinde yüce makamlara ulaşıldığı için bu geceye Kadir gecesi denilmiştir. 2. Meleklerin ve ruhun bu gece yeryüzüne inmesi sonucu yeryüzünün daralması, izdiham yaşanmasından dolayı Kadir gecesi denilmiştir. 3. Bu gece mukadderatın belirlendiği ve takdir edildiği gecesi olması hasebiyle Kadir gecesi olarak adlandırılmıştır. Hakikatta öyle bir gece ki bu gecede insanların, toplumun kaderi belirlenmektedir. Savaşlar, afetler, yenilgiler, zaferler hepsi bu gecede tayin edilip bu gecede kararlaştırılmaktadır. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor: "Vel kitabil mubin inna enzelnahu fi leyletin mubareketin inna kunna munzirin." Apaçık kitabı andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Her hikmetli emir o gecede ayırt edilir. İmam Rıza aleyhissalatu vesselam ise şöyle buyuruyor:
bir yıl boyunca gerçekleşecek olan hayır, şer, zarar, rızık, yarar ve ecel bu gecede takdir edilir. Bundan dolayıdır Kadir Gecesi olarak adlandırılmıştır. Yine bir diğer rivayette şöyle buyuruluyor. 19. gecede kaderler belirlenir. 21. gecede ise yazılıp çizilir, hazırlanır. 23. gecede ise imzalanır, mühürlenir. Dolayısıyla bu gecelerin ikisini geçirdik. 3. gecesindeyiz, son gecesindeyiz. Bu gece bağışlanmadan, affolunmadan, Allah'ın rahmet ve feyizinden istifade etmeden bu geceyi terk etmemeliyiz. Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı gecelerinde saklanmasının da kesinlikle bir sırrı ve hikmeti vardır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde belirtebilirdi. Filan gece, Ramazan ayının filan gecesi Kadir Gecesi'dir. Ya Peygamberimiz, Ehl-i Beyt imamları filan gece Kadir Gecesi'dir diye belirtebilirdiler. Niçin bu gece gizlendi Ramazan ayı gecelerinde? Allah Azze ve Celle ne hikmetle bu geceyi sakladı? Yine İslam alimleri, büyüklerimiz Kadir Gecelerinin saklı olmasının nedenini şöyle zikretmişlerdir. Bir, gecenin cazabiyeti, gecenin çekiciliğinden dolayı Allah Azze ve Celle bu geceyi gizledi. Kulları Ramazan ayı boyu bu geceyi arasınlar. İki, gecenin azametinden dolayı o kadar büyük azamete sahip ki beşer, büyük ve azametli şeyi bir defada derk edemez. Dolayısıyla yavaş yavaş onun azametine varabildiği için Allah Azze ve Celle bu gecede, bu gecelerin birisinde Kadir Gecesini saklayarak Kadir Gecesinden önceki geceleri hakikatta bu azametli geceyi derk etmeye bir yol zemine karar kılmıştır. Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi konusunda iki konuyu ele almıştır. Bir, Leylatul Kadr, hayrun min elfi şehr. Gecenin bin aydan daha hayırlı oluşu, gecenin bereket, mağfirat dolu oluşunu vurgulamıştır. İkincisi ise Kadir Gecesi'nin sıfat ve vuku bulan olaylarından söz etmiştir. Kadir Gecesi'nin önemli amellerinden birisi, irade ve ciddi karar vermektir. Bu gece ciddi bir karar almalıyız. Bu gece ciddi bir şekilde Allah'a yönelmeliyiz. Büyük bir iradeyle, azimle Allah'a yönelmek için karar alma gecesidir. Hepimiz biliyoruz günahın kötü olduğunu. Hepimiz biliyoruz anne babaya iyilik etmek güzel ameldir. Hepimiz biliyoruz insanların dedikodusunu yapmak büyük günahlardan kötüdür. Ama bizim sorunumuz, toplumun, camianın sorunu azim ve iradenin olmayışındadır. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı o ağaca yaklaşmasını, yasaklamasını ve Adem'in yaklaşması sonucunda şöyle buyuruyor Kur'an'da. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا Biz onda bir kararlılık, bir azim bulamadık. Yine Kumeyl duasında Emirül Mü'minin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam azim ve iradeye, ciddiyete teveccühleri çekmiştir. Buyuruyor ki Kumeyl duasında, Allah'ım benim kalbim için gereken azim ve iradeyi ver. Yani kalp ne kadar güçlü, azimli ve iradeli olur ise Allah'a o kadar yaklaşır, günahlardan o kadar uzaklaşabiliyor. Azalarımız bizim irademizde olduğunda Allah'a hizmette olur. Gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, kalbimiz, gönlümüz bizim irademizde, ciddiyetimizde, kararlılığımızda olduğunda Allah'a kul olabilmektedir. Allah korusun, irademizde gevşeklik olur ise, iradesizlik olur ise bunların hepsi şeytanın emrine geçer, şeytanın askerlerinden birisi olur. Hürr ibn-i Yezid-i Riyahi, Kerbela'da Aşura günü sahip olduğu iradeyle, o güçlü azimle, iradesiyle hadi gidelim peygamberin evladının yanında yer alalım diyebildi.
Ama Ömer bin Sad ve diğerleri İmam Hüseyin'i defalarca görmelerine rağmen azim ve iradelerinin olmayışından Yezid ve Yezidlerin safında yer alıp devam ettiler gidişatlarına. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Fasbir kema sabara ulul azmi minar rusul. Ey peygamberim, ey Muhammed, o halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Bazı peygamberlerin büyük azime, büyük iradeye sahiplerdi. Ey peygamberim, sen de onlar gibi ol. Kur'an-ı Kerim azim ve irade sahiplerinden söz etmiştir, haber vermiştir bize. Hadislerde şöyle naklolunmuştur. Firavun'un yanına gelen sihirbazlar sabah kafirdiler. Firavun'un yanından öğlen ayrıldıklarında mümin olarak ayrıldılar. Firavun onları ölümle tehdit etti. Ellerini ayaklarını kesmeyle tehdit etti. Ama onlar o sahip oldukları iradeyle, azimle tek cümle söylediler. Âmenne bi Rabbil Harun ve Musa. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman etmişiz. Öyle bir sağlam iradeyle, öyle bir azimle iman ettik ki, ey Firavun, öldürsen de bizi, assan da, kessen de, biz bu davamızdan, bu imanımızdan el çekmeyeceğiz. Hakikatta Firavun'un hanımı Asiye, azim ve irade semboludur. Firavun kimdi? Fekâle. Ana Rabbukum el-a'la, ben sizin Allah'ınızım diyen bir şahısın evinde onun eşiydi. Böylesi bir evde, böylesi bir ortamda Hazreti Asya müvehhid oldu, Hazreti Musa'ya iman getirdi. Bu azim ve iradeyle olmaktadır. Azim ve irade bunu gerçekleştirmektedir. Kur'an Ashab-ı Kehf'ten söz ederken şöyle buyuruyor. Fiyatun âmeni bi rabbihim ve zidnehum huden. Birkaç genç yiğittiler. Biz de onların hidayetini artırmıştık. Bunlar sarayda önemli konum ve mevkide olan gençlerdiler. Sıradan hizmetçiler değildiler. Paraları vardı, pulları vardı, mülkleri vardı, makamları vardı, korumaları vardı, dinarları, dirhemleri vardı. Ama bunlar sahip oldukları o iradeyle, o azimle tüm hepsini ellerinin tersiyle itip Allah'a iman ederek dağa sığındılar. Emirül Mü'minin İmam Ali aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Azim ve iradenizle tembellik ve uyuşukluğunuzdan mücadele edin. Dolayısıyla azim ve irade olmaksızın ibadetler hakkıyla eda edilmemektedir. Namaz saati geldiğinde, azim ve irade zayıf olduğunda hey erteler insan namazını. Daha vakit var, daha güneş batmadı, daha güneş doğmadı, daha gecenin yarısına var deyip hep erteler. Ama azim ve irade sahipleri namaz vakti girer girmez ne işi olursa olsun bırakıp namazını eda etmeye koyulur. Dolayısıyla tüm işlerimizin gerçekleşmesinde azim ve iradenin büyük etkisi, büyük önemi vardır. Kadir gecesindeyiz. Bu gecelerin feyizinden istifade etmeliyiz. Bu gecenin azametinden, rahmetinden istifade edip Allah Azze ve Celle'den azim ve irademizin güçlenmesini talep etmeliyiz. İrade ve azmin güçlendirmenin yolları nelerdir? Beşer, kul hangi amellere teveccüh eder ise iradesi güçlenir. Hangi amelleri yapar ise azmi, iradesi güçlenir. İleri görüşlü olmak insanın iradesini güçlendirir. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İrade ve azimi güçlendirmenin ilk yolu ileri görüşlü olmaktır. İradesinin güçlü olmasını isteyen ileri görüşlü olmalıdır. Nedir ileri görüşlülük? Günahın akıbetini görmektir. Bu işleyeceğim, murtekip olacağım bu günahın getirisi nedir? Bunu bilmektir. Günahın akıbetini, günahın sonucunu bilen birisi asla günaha yaklaşmaz. Asla Allah'a isyana yönelmez.
Adamın birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına gelerek arz etti. Ya Resulallah, bana nasihat et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tek cümle nasihat buyurdu. Ey filani, yapmak istediğin her işin sonunu düşün, sonucuna teveccüh et. Bu işi yapıyorum, sonucu nedir? Bu cümleyi sarf ediyorum, sonucu nedir? Filani ile konuşuyorum, tartışıyorum, bu tartışmamın neticesi ne olacak? Bunu düşün, yeterlidir sana. Kaysi tacir şarap içiyordu. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onu görünce şöyle buyurdu. Ey filani, şu kadarını bil ki bu hayattan sonra ölüm var. Ölümden sonra mezara konulma var. Orada arkadaşa ihtiyaç olacaktır. Arkadaş kötü olursa eziyet ve işkence olunacaktır. Dikkat et, iyi arkadaş götür oraya. Hakikatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem beşerin dünyada yaptıklarının onun yanında mezarında bir arkadaş olacağını vurgulanmıştır. Namazımız, orucumuz, haccımız, cihadımız, humusumuz, zekatımız, güzelliklerimiz, anne babaya iyiliğimiz, çocuklara sevgimiz, aile düzenimiz, aile içi muhabbet sevgimizin her birisi mezarımızda bize arkadaş olacaktır. İyi arkadaş olacaktır bunlar. Bizim elimizden tutan, yardım eden, bizi o yalnızlıktan koruyan arkadaşlar olacaktır. Allah korusun. Kötü sıfatlar, kötü ahlaklar ise kötü ahlak olup, kötü arkadaş olup orada bizden şikayetçi olacak, bizi bedbahtlığa sürükleyecektir. İrade ve azmin güçlendirmenin ikinci yolu sabır ve takvadır. İrade ve azmin güçlenmesi için sabır ve takva ilaçtır. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Ve in tesbiru ve tettegu fe inne zalike min azmil umur. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınır iseniz bilin ki bunlar azim gerektiren işlerdir. Takvalı olur iseniz, Allah'tan çekinir iseniz, Allah Azze ve Celle'ye tabi olup ilahi emirlerde sabreder iseniz Allah sizin iradenizi güçlendirecektir. Artık her şey çok basit olacaktır. İnsan ne kadar sabırlı olursa o kadar azmi güçlü olur. Örneğin kötü ahlaka sabır ve tahammülle galip gelinebilmektedir. İrade ve azmin güçlendirmenin üçüncü yolu ise günahın nedenlerini kontrol etmektir. Yani insanı neler günaha sürüklüyor, niçin küfür ediyor, niçin hakaret ediyor, niçin dedikodu ediyor, niçin insanları tahkir ediyor. Bu günahların nedenini kontrol etmek insanın iradesini güçlendirmektedir. Şeyh Tusi Emali kitabında şöyle naklediyor. Hazreti Yusuf aleyhissalatü vesselam güç ve kudret koltuğuna oturduğunda Züleyha yaşlanmıştı. Hazreti Yusuf korumalarıyla, devlet erkanıyla bir yerden geçerken Züleyha karşısına geçip şöyle dedi. Hırs ve şehvet padişahları zelil, sabır ve takva ise köleleri padişah etti. Bugün şahların, padişahların ne hale düştüğünü görmekteyiz. Saddamların, Kaddafilerin, mübareklerin ne kadar rezil bir hale düştüğünü hepimiz şahit olduk. Dolayısıyla güçlü bir iradeyle Allah'a kul olunabilmektedir. Güçlü bir azimle ilahi emirlere uyulmaktadır. İrade ve azmin güçlenmesindeki dördüncü yol ise kimlerle oturup kalktığımıza dikkat etmemiz. İradeli, güçlü irade sahipleriyle arkadaş olmaktır. Hadislerde korkak, cimri, tamahkar, yalancılarla oturup kalkmamayı emir buyurmuştur. Çünkü bunların insan üzerinde etkisi vardır. Korkakla arkadaş olan korkak olmaktadır. Cimriyle arkadaş olan cimri olmaktadır.
tamahkar insanla arkadaşlık kuran tamahkar olmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hasta ziyaretine gittiğinizde hastaya ümit verin. Çünkü konuşmalarınız, o hastanın yanında oturduğunuz o saatler onu etkilenmektedir. Ona güzelliklerden söz edin. Dolayısıyla insan iyi insanlarla beraber olmalıdır. Cömert insanlarla, mert insanlarla, yiğit insanlarla, azmi, iradesi güçlü olanlarla arkadaşlık kurmalıdır. Tarihte güçlü ve büyük azim ve iradeye sahip olanların başarısını görmekteyiz. Şeyh Tusi'nin Bağdat'taki kütüphanesi yağmalandığında, Necef'e geldiğinde sıfırdan başladı. O azim ve iradesiyle Necef Havzası'nı kurdu ve yeniden kütüphanesini tesis etti. İmam-ı Hümeyni'nin başarısının sırrı da onun azim ve iradesindeydi. Irak'tan ihraç edildiğinde, Kuveyt'e Kuveyt'in kabul etmediğinde, İmam-ı Hümeyni'ye haber verildiğinde kabul etmiyorlar dediğinde imam tarihi cümlesini buyuruyor. Havalimanlarını dolaştırılsam da asla zalimlerle bir masaya oturmayacağım. Azim ve irade istemektedir. Güçlü irade sahipleri bu cümleleri sarf edebilir ancak. Ve bu iradeyle başarıya ulaştı. 2500 yıllık şahlığı devirip İslam Cumhuriyeti'ni, Ehl-i Beyt Mektebi'nin hükümetini tesis etti. Allah Azze ve Celle bu Kadir Gecesi azameti hürmetine bizim irademizi güçlendirsin. Büyük azim ve zahmetle bu yola kadem koyan salih mümin kullarından karar kılsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.